Acaba Pocoyo bugün nerede? Oh, Pocoyo! Pocoyo, ödümü koparttın. Anladım. Bu senin yeni oyunun değil mi? Çok komik. Şimdi nereye gitti? Beni yine kandırdın. Bunu hiç beklemiyordum. Şimdi ne planlıyorsun? Ama Pocoyo... Sanırım Pocoyo hepinizin onunla birlikte bö demenizi istiyor. Hazır mısınız? Bir, iki, üç... Ama Pocoyo, herkes bö oynamaktan hoşlanmaz. Lula'ya da bö yapmayacaksın, değil mi? Hayır. İyi. Hayır. Zavallı Lula. Pocoyo, bunu düşünme bile. Hayır. Pocoyo'nun yeniden bunu yapmasını mı istiyorsun? Gerçekten çok eğleniyorsun değil mi? Hayır Pocoyo. Pato'nun ne kadar hassas olduğunu biliyorsun. Belki de bunu... pardon. Bu çok korkutucuydu. Ortalıkta yok. İşte bu. Güzel, rahatlatıcı bir banyo. Denizin dibi. Burada biraz sessizlik ve huzur bulabilirsin, Pato. Ne kadar yorucu. evet. Su. Ama Pato, sence de bu işi biraz fazla abartmıyor musun? Zavallı Pato. Biriniz Ellie'ye Pato'nun neden bu kadar korktuğunu söyleyebilir mi? Onu korkuttu. Pocoyo onu korkuttu. Hepimizin bö demesini mi istiyorsun? Tamam. Hazır. Bir, iki, üç.
şaka kaldırabilmek önemlidir. Eğer bö diyeceksen, başkalarının da sana bö demesine izin vermelisin. Bö denmesi o kadar da kötü değil. Hatta oldukça eğlenceli olabilir. Pato, sen de bö diyebilirsin. Bu kez de beni korkuttunuz. Yaşasın Pocoyo. Yaşasın Pato. Yaşasın oyunlar. Bu da iyiydi değil mi? Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Acaba korkunç kaydırak. Sakin, dinlendirici bir günden daha güzel ne olabilir? Çabuk olun. İçinizden biri Pato ve Ellie'ye ne yapacaklarını söyleyebilir mi? Peşinden gidin. Çabuk bu taraftan. Bir tahterevalli. Ne eğlenceli. İki de salıncak var. Bir de atlı karınca. Ne kadar heyecan verici. Bir kaydırak. Hem de gerçekten kocaman bir kaydırak. Ne kadar düşüncelisin Pocoyo. Yavru kuşun önce kaymasına izin verdin. Tamam yavru kuş, seni görüyoruz. Seni izliyoruz. Hadi kay. Sıra kimde? Kaydırağın yanında kimin durduğunu söyler misiniz? Pocoyo! Sıra Pocoyo'da! Evet, şimdi kayma sırası Pocoyo'da. Pocoyo! Pocoyo! Nereye gidiyorsun? Öyle eğlendiğinden emin misin Pocoyo? Kaydıraktan kaymayı hiç mi istemiyorsun? Hayır. Birazcık bile mi? Hayır. Yoksa o kaydıraktan korkuyor musun Pocoyo? Hayır. Hayır.
cesaret. Hayır Pocoyo. Ne oldu Eli? Kaydıraktan kaymaya korktuğunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Keşke biri onunla birlikte kaydıraktan aşağı kayabilseydi. Ama kim? Sizce Pocoyo, Eli'ye cesaret vermek için onunla kayarak arkadaşına yardım edebilir mi? Evet, Eli'ye yardım edebilir. Evet, edebilir. Müziksever bloklar. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Aa, bloklar. İnşaat yapmak için çok güzel bir gün. Burada başka bloklar da var. Sen de gördün mü? Belki de bir şey olmadı. Pekala. Bu defa kesinlikle bir şey gördüm. Şarkı mırıldanırken ne olduğunu Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Bloklar hareket etti. Şuna bakın. Nasıl da hareket ediyorlar. Vay. Bence bu bloklar sıradan bloklar değil. Müziği çok seviyorlar, değil mi? Bu bloklar muhteşem. Gerçekten de hareket ediyorlar. Ve müzik kesilince hemen duruveriyorlar. İşte bu harika bir fikir. Değişik türde müzikler çaldığımızda bakalım neler olacak. Rock and roll. Evet. Caz müziği. En sevdiğim tür Pocoyo. İşte klasik müzik. Ne kadar etkileyici bir ses. Ah, ah.
Pokoyo. Pato, şey... Pokoyo, Pato'nun inmesine yardım etmen gerek. Blokların üstünde kaldı. Müzik sussun. Pokoyo, bunu yapmaya hazır olduğundan emin misin? Müzik durduğu zaman ne olacağını biliyorsun değil mi Pokoyo? Pokoyo'ya yardım eder misiniz? Müzik durunca ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Bloklar düşecek. Hepsi yere düşecek. Evet. Ve bloklar düşerse Pato da onlarla birlikte düşecek. Pokoyo düşün. Pato'yu yukarıdayken nasıl kurtarabilirsin? Tabii ya. Uçak kuşa bugün önemli bir iş düşüyor. İyi yakaladın Pokoyo. Aferin sana. Ah, çok heyecanlı bir maceraydı. Müzik gerçekten çok güzel değil mi? Yaşasın müzik. Yaşasın Pokoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Baş aşağı. Pekala, burada kimler varmış? Görünüşe göre, Kuş, Pato ve Pokoyo. Merhaba. Merhaba. Şunlara da bakın. Çok eğleniyorlar. Ama dikkatli olun. Canınız yanmasın sakın. Pato, yukarıda ne yapıyorsun? Ama nasıl baş aşağı duruyorsun? Biliyorum, bu gerçekten çok tuhaf. Pato? Pokoyo. Pato ters duruyor. Olması gereken yerde değil. Bir açıdan yukarıda. O takılmış. Bana inanmıyorsun değil mi? Bana yardım edebilir misiniz? Pokoyo'ya Pato'nun nerede olduğunu söyler misiniz? O yukarıda. Baş aşağı duruyor. Dediğimi anladın mı? Pato! Pato! Olamaz. Bu durumda ne yapacağız? Atla Pato, atla! Dur, buldum. Belki Ellie bize yardım edebilir. O çok uzun. Belki Pato'yu yakalayıp tekrar aşağı indirebilir. Çabuk Pokoyo, gidip Ellie'yi bul. Sakin ol Pato. Ellie, yardımına ihtiyacımız var. Bunu açıklamak gerçekten çok zor. Belki de gelip kendin görsen iyi olur.
Evet. Pocoyo'nun sana anlatmaya çalıştığı buydu. Zıplayacak mısın? Hazır mısın Pato? Hazır mısın Eli? Hep birlikte sayalım. Bir, iki, üç. Olamaz. Bu hiç de düşündüğüm gibi bir sonuç vermedi. Eli nereye gidiyor? Anladım. Dur Pato, dur. Eli, hayır. Bence bunu yanlış anladınız. Hayır, bence Eli'nin bir planı var. Hadi Pato. Hazır ol Pato. Atla. Olamaz. Görünüşe göre bu da işe yaramadı. Anladım. Pato şu anda uçuş gücünü kullanıyor. Hadi Pato. Olamaz. Zavallı Pato. Pato'yu. Belki de Pato'yu biraz neşelendirmemiz gerekiyor. Çocuklar, sizce bu iyi bir fikir mi? Evet, onu neşelendir. Yapma Pato, ağlama. Bak Pato, Pocoyo sana en sevdiğin çiçekleri ve sulama kabını getirmiş. Daha iyisin ya Pato. Ve Eli, en sevdiğin damlatmayan bardağında içmen için bir şey getirmiş. Şuna da bakın. Ne kadar düşünceli. Böyle iyi arkadaşların olduğu için çok şanslısın Pato. Çalar saatte ne yapıyorsun? Anladım. Uyur oynanır ve şimdi dinlenme zamanı geldi. Pato, kendine bir bak. Aşağı indin. Hey! Pekala. Şimdi ne bekliyorsun? Pato'ya onu ne kadar çok önemsediğini kesinlikle gösterdi Pocoyo. Yaşasın Pocoyo. Yaşasın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görünmez Pocoyo. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Hikaye kitabını beğendin. Bu ne böyle? Vay, bu kocaman turuncu düğmesi olan bir oyuncak. Ne yaptığını gördün mü? Ağaç kayboldu. Geri geldi. Ne muhteşem bir oyuncak. Pocoyo görünmez bir salıncağa binmiş sallanıyor. Görünmez bir araba. İşte bu komik oldu. Ne kadar eğlenceli. Olamaz. Merhaba.
Evet, çok eğlendiğim belli. Ellie'ye göstereyim. Harika bir fikir Pocoyo. Ellie, Pocoyo'nun sana göstereceği muhteşem bir şey var. Aa, çay partinle çok mu meşgulsün? Pato'ya göstereyim. Pato, Pato, baksana. Pato, Pato. Pato'ya. Hepinize. Bir fikrin mi var? Olamaz. Pocoyo, görünmez oldun. Bu oyuncak seni de görünmez yapabiliyor. Ah, hayır. Bak Ellie, senin bebeğin yapmadı. Sandviçi kimin yediğini Ellie'ye söyler misiniz? Pocoyo, sandviçi Pocoyo yedi. Aa, Ellie bize inanmıyor. O kaykaya binen sen misin Pocoyo? Sulama kabını kimin hareket ettirdiğini Pato'ya söyler misiniz? Pocoyo hareket ettiriyor, Pocoyo! Pato, Ellie'nin yaptığını düşünüyor. Bak Pocoyo, yeterince sorun çıkartmadın mı? Şimdi neyin peşinde? Bak Ellie, korkmanıza hiç gerek yok. Gerçekten. Pocoyo'ya Pato ve Ellie'nin artık neden korkmadıklarını söyler misiniz? Seni görebiliyorlar. Ellie, Pato, Pocoyo sadece yeni oyuncağıyla biraz eğlenmek istedi. Ayrıca onu ikinizle de paylaşmak istedi ama siz çok meşguldünüz. Ne oldu Ellie? Bir fikrin mi var? Yeni bir oyun mu diyorsun? Neymiş o? Ah hayır, bu gerçekten çok acayip. Ve ayrıca çok da komik. Yaşasın yeni oyunlar. Aferin size anlaşan arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kaybol Lula. Merhaba Pato. Ellie, merhaba. Pato'yu gördün mü? O sanki biraz... neyiniz var? Herkese neler oluyor böyle? Bir, iki... Merhaba Pocoyo. Üç. Merhaba. Bunlar neyin peşinde koşuyor? Oyun.
Oyun mu? Bu oyunu nasıl oynuyorsunuz? Aa, anladım. Saklambaç oynuyorsunuz. Ne eğlenceli. Peki, devam edin Pocoyo. Bir, iki... Güzel bir saklanma yeri Pocoyo. Eli çoktan oradaymış. Beş, altı, yedi... Çabuk, çabuk başka bir yer bul. Aa, baksana Turtle. Saklanman gerektiğini anladın değil mi? Oh. Aa. 9, 10, 12. Aa, uykucu kuşun yuvası. Mükemmel bir saklanma yeri. On sekiz, on dokuz, yirmi. Geliyorum. Geliyor. Hazır mısınız? İşte Tırtıl. Onu buldum. Bir dahakine iyi şanslar Tırtıl. Ama Pocoyo, Lula oyun oynamıyordu. O saklanmıyordu. Görünüşe göre Lula bir şey bulmuş. En iyisi. Pocoyo en iyisi. Yavru kuş sessiz olmanı istiyor Lula. Saklanmaya çalışıyor. Yavru kuş! Şampiyon Nebe. Hepiniz saklanma uzmanısınız. Ama bu harika dedektifin karşısında hiç şansınız yok. Sen çok akıllı bir kızsın. Kız mı? Pocoyo bulur. Dinle Pocoyo, kabul etmelisin. Lula'dan bir sürü yardım aldın. Eli bunu neden yaptığını öğrenmek istiyor Pocoyo. Lula'yı böyle uzaklaştırmak hiç hoş değil biliyorsun. Pocoyo bunu. Harika bir fikir. Lula'yı bul. Pocoyo'nun Lula'yı bulmasını kolaylaştıracak bir şey görebiliyor musunuz? Ayak izleri, ayak izlerini izle. Evet, Lula bu tarafa gelmiş. Ama nereye gitmiş olabilir? Uçak kuş. Elbette iyi fikir Pocoyo. Evet. Başka izler. Lula! Dur. Peki Lula nerede olabilir? Vay canına. Bu Otto.
Oh, bu gerçekten çok kötü. Zavallı Lula. Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Lula'nın nerede olduğunu sizler söyleyebilir misiniz? Yolunda. Tam yolunda. Seni bulduk. Lula. Yaşasın Pocoyo. Yaşasın arkadaşları bulmak. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Poxilla. Merhaba Pocoyo ve Pato. Neye bakıyorsunuz? Oo, bir çizgi roman. Onlar gerçekten devasa ve korkutucu canavarlar. Eminim çok korkunç sesler de çıkarıyorlardır. Siz de bir canavar gibi korkunç bir ses çıkarabilir misiniz? Hadi çocuklar, hepimiz canavar sesleri çıkartalım. Evet, gerçekten korkunçtu. Bu da ne böyle? Oyuncak bir araba. Galiba yolundan çekilsen iyi olur Pocoyo. Acaba nereye gidiyor? Bana kalırsa Pato araba yerine canavarlarla daha fazla ilgileniyor. Araba. Acele et. Yetiş ona Pocoyo. Şu işe bak. Oyuncak bir şehir. Muhteşem. Görünüşe göre bloklardan yapılmış. Pato, bunu mutlaka görmelisin. Bayılacaksın. İkiniz burada dev gibi görünüyorsunuz. İkiniz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Anlıyorum. Pocoyo devasa maymun canavar olacak. Ve Pato da korkunç ejderha canavarı olacak. Oh, bir dakika bekle Pocoyo. Evet, Pato haklı Pocoyo. O ejderha canavar ve sen de maymun canavar olacaksın. Tamam. Çok güzel Pocoyo. Ha? Bunlar da ne? Küçük yaratıklar mı? Oh, onları görmedi bile. Pocoyo zavallı küçük yaratıkları göremiyor. Çünkü korkunç olduğu için çok fazla eğleniyor. Oh, olamaz. Galiba Pocoyo ve Pato onları çok korkutuyor. Hayır hayır Pato, bekle. Bekle. Olamaz. Hayır Pato, bu kadar yeter. Pato, Pocoyo bu oyunu hemen bırakın. Bu iş gerçekten çok ileri gitti. Pato, Pocoyo. Olamaz. O kadar fazla gürültü yapıyorlar ki beni duyamıyorlar bile. Benimle beraber durun diye bağırabilir misiniz? Bu tek seçeneğimiz. Hazır mısınız? Pocoyo, az önce yere serdiğiniz bütün o binaların içinde yaşayan küçük yaratıklar varmış. Onları göremiyorsunuz çünkü saklanıyorlar. Şuraya bakın, şu binanın içine. Aa!
Gördünüz mü? Maalesef onları çok ama çok korkuttunuz. Arkadaş! Sizden hala korkuyorlar Pocoyo. Canavar oyununuz için şehirlerini yerle bir ettiniz. Her şeyi düzeltmeniz gerek. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Pato ve Pocoyo şehri yeni baştan yapmalı mı? Evet, yeniden yapmalı. Hemen yapsınlar. Çok iyi fikir. Evet, bunu yapmalılar. İşte böylesi daha iyi. Geri gelin küçük yaratıklar. Korkmanıza gerek kalmadı. Her şey yepyeni oldu. Ama Pato nerede? Aa, onlar için bir de oyun bahçesi yapmışsın. Ne kadar güzel. Pato, asıl oyuncak sen misin? Bu çok özgün bir fikir. Yaşasın Pocoyo ve Pato. Yaşasın böyle düşünceli olmak. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Küçük Bulut. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Pocoyo bugün çok eğlenceli bir gün geçirecek. Arkadaşı Pato ile oynamaya gidiyor. Bu da ne böyle? Galiba bu bir gölge. Evet. Bu gölge galiba seni takip ediyor Pocoyo. Acaba bu neyin gölgesi? Bunun neyin gölgesi olduğunu Pocoyo'ya söyleyebilir misiniz? Bulut! Bu bir bulut! Evet, bu küçük bir bulut. Acaba buraya nereden gelmiş? Bakın Pato. Belki o biliyordu. Ya, gördün mü? Çok mu komikmiş Pato? Buluttan Pato da pek hoşlanmadı. Git buradan. Galiba küçük bulut ağlıyor. Bulut ağlıyor. Ne kadar garip. Bulutları tanımasam ben de öyle düşünürdüm. Ama evet, bulutun kalbi kırılmış. Herhalde
merak ediyorum. Bakalım şimdi ne yapacaksın Pocoyo? Bir fikrin mi var? Ne peki? Bulut. Bulut. Aa, evet anladım. Bulut'la konuşmak istiyorsun. Bu çok güzel bir fikir Pocoyo. Ama Bulut seni duyabiliyor mu acaba? Bağır. Çok iyi bir fikir Pocoyo. Eğer hep birlikte bağırırsanız belki küçük Bulut sizi duyabilir. Bulut! Bulut! Evet, işe yaradı. Bence küçük Bulut seni sevdi Pocoyo. Belki de... olabilir mi acaba? Evet. Bence bu küçük Bulut sadece bir arkadaş istiyor. Arkadaş. Pocoyo, Bulut. Arkadaş. Arkadaş. Galiba Bulut iki yeni arkadaşını gezdirmek istiyor. Seni de çağırıyor Pato. Ne kadar eğlenceli. Bakın Lula. Eli de orada. Bak Eli, Pocoyo ve Pato'nun yeni bir arkadaşları oldu. Evet çocuklar, ben size her zaman söylüyorum. Yeni bir arkadaş edinirseniz gününüz çok daha güzel geçer. Aferin sana Pocoyo. Görüşmek üzere. Güçlü hapşırık. Aa, bakın. Pocoyo, Pato ve Eli bir kule inşa ediyorlar. Parçaları uygun şekilde birleştiriyorlar. Herkese merhaba. Merhaba. Görünüşe göre kule yerle bir olacak. Çok özür dilerim. Aferin sana. Şimdi de sıra Pato'da. Pocoyo'nun sırası geçti. Pato'nun sırası geçti. Peki o zaman sıra kime geldi? Çocuklar sıranın kimde olduğunu Pocoyo'ya söyler misiniz? Eli'de. Sıra Eli'de. Çok yazık. Eli nasıl hapşırdı değil mi? Evet, hadi kuleyi yeniden yapmaya çalışalım. Sana Pato. Şimdi sıra Eli'ye geldi. Eli. Olamaz. Galiba yine hapşıracak.
Yazık oldu. Neyse. Hadi tekrar deneyelim. Bu da tamam. Şimdi pato. Pato! Pato! Pato nereye kayboldu? Onu gördün mü Poco'yu? Pato! Evet, onu buldunuz. Aferin size. Tekrar deniyoruz, değil mi? Hadi Pato! Pato! Zavallıcık, zavallı Pato. Durumu iyi mi? Pato, bak bak diye bağırmanın bir faydası yok ki. Ama Pato, eli kasten hapşırmadı. Bunu sen de biliyorsun. İnsanlar ve filler hapşırıkları gelince kendini tutamaz. Bazen böyle şeyler olur. Poco'yu yardım etmek istiyor. Çok iyisin Poco'yu. Galiba eli kendini iyi hissetmiyor. Belki eli oyun bile oynamak istemiyordur. Peki, bir düşünelim. Biri kendini iyi hissetmiyorsa nerede olması gerekir? Elinin nerede daha rahat edeceğini Poco'ya söyler misiniz? Yatağında! Evet, elinin yatağında olması gerek. Soğuk algınlığında en iyi şey dinlenmektir. İşte, eli biraz uyursa kendini daha iyi hissedebilir. Evet, artık hapşırıklar devirmeyeceğine göre kulenizi yapabilirsiniz. Eyvah, galiba eliden Pato'ya hastalık geçmiş. Dikkat! Çok yaşar. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kızgın uzaylı. Merhaba. Bu ses de mi? Merhaba. Affedersiniz. Sizi korkutmak istememiştim. Elbette anlıyorum. Benden korkmamıştınız hem de hiç. Hayır. Peki, nereye gidiyorsunuz? Poco'nun dünyasını mı arıyorsunuz? Sahi mi? Biz Poco'nun dünyasına nasıl gidileceğini biliyoruz. Evet, elbette. Size yolu göstermek bize mutluluk verir. Ve komik olan nedir? Hiçbir şey mi? Tamam, peki. Aranızdan biri Poco'nun dünyasına nasıl gidileceğini ona söyleyebilir mi? Şu tarafa, aşağı doğru gideceksin. Evet, bu yöne gidin. Oku takip edin lütfen. İyi yolculuklar. İşte geldik. Aklıma gelmişken iyi niyetlerle geliyorsunuz değil mi? Hayır mı? Olamaz.
Hayır. Görünüşe göre bu uzaylının Pocoyo'nun dünyasını ele geçirme planı varmış. Şuna bakın. Küçücükmüş. Ne kadar şirin. Turtle size şapka için teşekkür ediyor Bay Uzaylı. Uzaylı buraya kral olmak için geldiğini söylüyor Turtle. Şapka dağıtmak için değil. Pocoyo. Seni bu küçük uzaylıyla tanıştırmak istiyorum. Buraya gelme amacı da... tam olarak değil. Görünüşe göre buraya gelme amacı kendisini gezegenin kralı ilan etmek. Eli. Merhaba Eli. Aranızdan biri Eli ile Pocoyo'ya bu sesin nereden geldiğini söyleyebilir mi? Evet, bu doğru. Olamaz. İşte orada. Hayır. Ezilmiş. İşte eskisi gibi oldu. Belki gezegeni işgal etmeden önce biraz oynamak istersiniz Bay Uzaylı. Hayır. Pato, Bay Uzaylı diyor ki o çiçekleri hemen biraz daha sol tarafa kaydırmalıymışsın. Pato sizinle aynı fikirde küçük uzaylı. Çiçeklerin orada daha güzel göründüğünü düşünüyor. Ona bunu gösterdiğiniz için çok mutlu. Çitin bu tarafının size ait olduğunu mu söylüyorsunuz? Kimsenin oraya geçmesine izin vermeyecek misiniz? Bakın, hepiniz böyle zıplayarak eğlenebilirsiniz. Dikkat et Eli. Uzaylı seni korkutmaya çalışıyormuş Eli. Şimdi de küçük oyuncak top bozulmuş galiba. Yapma küçük uzaylı, ağlama. O kadar da kötü değil. Belki de işgal etme düşüncelerine bir süre ara vermelisin. Arkadaş olmayı deneyebilirsin. Biz senin arkadaşın oluruz. Tabii o senin de istemen gerek. Değil mi? Eğer o da isterse uzaylı ile arkadaş olmak ister misiniz? Arkadaşın oluruz. Arkadaşın olmak isteriz. Bütün yapman gereken onlara arkadaşça davranmak. İşte böylesi daha iyi. Dünyayı ele geçirememiş olabilirsin küçük uzaylı. Ama kalplerimizi fethettin bile. Yaşasın güzelce oyun oynamak. Yaşasın yeni arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.